Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbetli Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Ben de sizlerin evlerine hoş geldim. Hoş buldum arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan kameraların karşısına geçtim söyleyeyim. Esasında daha video paylaşmayacaktım. Çünkü daha kendimi hazır hissetmiyorum. Hem bedenen hem fiziken daha kendimi toparlamış değilim. Esasında çok şükür Rabbime binlerce şükürler olsun. Oğlumun öyle büyük bir rahatsızlığı yok ama rahatsızlık ne kadar rahatsızlıksa büyüğü küçüğü yoktur bunun. Bir de evlat olunca çok farklı oluyor arkadaşlar. Rabbim yine de evlatlarımızın acısını göstermesin. Rabbim insanlarla karşılaştırsın. Rabbim evlatlarımıza sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler nasip etsin. Biliyorsunuz belki videomu yeni izliyorsunuzdur. Hüseyin'im bir rahatsızlık geçirdi. Aniden yanağı şişerek yanaklardaki tükürük bezleri tıkandı. Tek taraflı sol taraf olarak orası kireçleme yaptı. Yani taş tuttu. Tükürük de salgılamayınca yanağına vurup şişirdi ve intihaba neden oldu. İntihap gözünü ve yanağını komple kaplamıştı. Allah korusun. Yani eğer ki erken teşhis olmasaydı durum daha kötüye gidebilirdi. Rabbim yine de korudu, bizlere bağışladı ve erken teşhisle hastaneye yatırıp doktorumuz ameliyat yapmak istemiyordu. Bunu ben sizlerle birçok kez paylaştım. Ama sizlerin duaları ile ameliyatı öne alındı. Çünkü yanağı intihap olduğu için intihabı kurutmak istediler. İntihap kurumadığı için de doktorumuz ameliyatı alamam dediler. Hüseyin için tehlikeli olabilir. Önce intihabı kurutalım, sonra ameliyatı alalım diye. Ama Hüseyin'im ağrılara, acılara dayanamıyordu arkadaşlar. En sonunda doktoru ve sizlerden dua istedim. Öyle söyleyeyim. O duaların ardından hiç vakit kaybetmeden, bir saat geçmeden arkadaşlar, sizlerden gelen duaların sayesinde, Rabbimin izniyle, sizlerin vesilesiyle Hüseyin'in ameliyat tarihi geldi ve acil ameliyata girdi oğlum ve ağrıları dindi. Oradaki kapanan kanal açıldı, taş çıkartıldı ve ağrısı aniden geçti. Ve hafif şişlik kalmıştı. Yanağını, burayı keserek o intihabı veya ameliyatı öyle yaptılar. İçten değil de dıştan, şuradan sakalın oradan bir çizik atarak ameliyat oldu oğlum. Şimdi iyi, durumu iyi ve sizlerle video paylaşamayacağımı söylemiştim. Çünkü yapamıyordum arkadaşlar. Aklım hep Hüseyin'deydi. Hastanedeydi vesaire. Ve evet, o kanaldan çıkan şöyle bir taş, bilmiyorum gözüküyor mu? Şöyle bir taş çıktı o kanaldan. Şimdi rahat ama arkadaşlar, video paylaşamadım. Sizlere söyledim ama benim kanalıma, YouTube sayfama, Instagram'a birçok yorum geliyor sizlerden, değerli takipçilerimden. Emine bacım neredesin? Seni ve Hüseyin oğlunu demiyorlar arkadaşlar. Bu çok güzel bir duygu, çok güzel bir şey. Oğlumuz nasıl? Oğlumuzun durumu nasıl? İyi misin Emineciğim diye, yani bizleri ailenize aldınız ve sizli bizli değil, oğlumuz Emineciğim sen nasılsın merak ediyoruz diye birçok yorum alıyorum arkadaşlar. Yorumlara dönemiyorum. Ama artık dedim hani bir video yapayım ve sizleri de haberdar edeyim bu vesileyle, artık bekletmeyeyim. Çünkü yorumları okudukça ben de içime kapanıyorum ve hani yap artık Emine, hani kendimi borçlu hissediyorum arkadaşlar. Çünkü çok çok güzel yorumlar geliyor. Emine ablacığım neredesin? Seni çok özledik bacım diye. Çok teşekkür ederim hepinize. Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki sizleri tanımışım. Bu kanalın sayesinde, bu kanal vesile oldu bizlere. Öyle yani arkadaşlar, Hüseyin'in durumunu söyleyeyim size. Hüseyin'im en son işte sizle konuştuktan bir veya iki gün sonra hastaneden çıkış aldı.
Hastaneden doktoru çıkış verdi ama göz altında öyle söyleyeyim hemen bırakmadı. Hatta biz Türkiye'ye gitmek istedik ama Hüseyin'ime uçuş yasaktı. Çünkü doktoru, ameliyat doktoru gözümün önünde olması lazım. Ne gidişat, nerede, nasıl diye hep göz altında görmem lazım dedi. Ve 2 gün, 3 gün arayla Hüseyin'e randevu verip haftada bir veya böyle randevulara gitti. Şu an haftada bir gidiyor öyle söyleyeyim. Bak ben hareket gene gerekmeyecek. Ve doktorumuzun baktığına göre arkadaşlar intihap yok, intihap gitti ama çok hafif bir şişlik var, çok hafif, önceki gibi değil. Ama arkadaşlar kanal yine tıkalı ve kapalı. Oradan çok affedersiniz tükürük salgılanmıyor, tükürük içeri birikiyor veya yanağa birikiyor. Tükürük dışarı vurmuyor ve o kanal yine Taş kılıçlarına bakıyor. kireçleme gibi bir şey oldu. Yani otomatikman kapandı. Ve doktorumuzun demesine göre tekrardan bir ameliyat geçirecek. Durum onu gösteriyor. Şimdi pazartesi tekrar bir randevusu var. Bu videomu hemen paylaşacağım arkadaşlar. Bu arada bugün günlerden cuma. Hepinizin cuması mübarek olsun. Avuç içlerde biriken tüm dualarımızı Rabbim kabul etsin. Tüm hastalarımıza da Şafi ismiyle acil şifalar versin. Duamın içinde oğlum Hüseyin de olsun inşallah. Böyle yani arkadaşlar. Cuma neden söyledim? Hani videomu hemen paylaşacağım. 2 gün sonra bir randevusu var. Bakalım o zaman doktoru ne diyecek? Çünkü ultraşaldı, ne deniyor? Tomografi falan. Her şey kan kontrolleri düzenli bir şekilde oluyor çok şükür. Bakalım yani şu an göz altında. İşte o kanal kapanmasa çok güzel olacak arkadaşlar ama kanal kapanıyor. Sorun orada işte bilmiyorum. Bu da bir imtihan. Rabbim inşallah bu imtihanı isyan etmeden geçirir oğlum. Bizler de oğlum imtihanda ama biz de bir aile olarak onun yanındayız ve bizler de imtihandayız. Rabbim bizleri deniyor acaba ne diyeceğiz, ne söyleyeceğiz, nasıl dua edeceğiz, isyan mı edeceğiz yoksa Rabbime hamd mı dileyeceğiz? Buna da hamd olsun Rabbim beterinden korusun. Beteri var, kötünün kötüsü var arkadaşlar. Böyle yani şu an Hüseyin 2-3 günden beri işe de gidiyor. Hani krank yani raporu da bitti. Doktoru işe başlayabilir ama sadece temiz tutması lazım. Orası hani kapalı tutması lazım sadece çünkü dikişleri daha kapanmadı dikiş yeri. Öyle bakalım. İnşallah. Bakalım yani pazartesini bekliyoruz. Belki Hüseyin'den durumlar böyle. Şimdi biraz ben kendi ailemi anlatayım size. Arkadaşlar ben biraz rahatsız da değilim aslında. Rabbime çok şükürler olsun. Bir hastalığım falan yok, ateşim yok. Korona kesinlikle değilim. Bu benden çok soruldu. Hani gittiğim doktorlar vesaire. Korona değilim, test yaptık ama benim sadece boğaz ve burun kanallarımda bir sorun var. Onun için de işte bir takım ilaçlar alıyorum. Kendimce doktoruma söyledim. Kendin gidip eczaneden şu ilacı kullanabilirsin dedi. Birazcık o sıkıntım var. Ciğerlerim yani boş öyle söyleyeyim. Sadece boğaz ve burun. Sanırsam ben 2 kere nodül ameliyatı oldum. O ameliyatlarda ses telim zedelenmişti. Yine böyle bir ses kaybım olmuştu. Acaba yine aynısı mı diye şüpheleniyorum. Ama zannetmiyorum. Sanırsam ufak bir üşütme geçirdim. Hani havalar değişimi, burası bir sıcak, bir soğuk. Bir yağmur, bir bakıyorsunuz güneş. Burada olanlar biliyordur Almanya'nın havasını. Gerçi benim videolarımı izleyerek buranın havasını da suyunu da öğrenmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Veya burada YouTuberlarımız var. Böyle Almanya'da, bilmem Fransa'da vesaire. Oralardan da haberdar oluyorsunuz. Yani buranın havası değişken. Fazla sıcak olmuyor. O yüzden sanırsam biraz ceyranda kaldıysam o da olabilir sesim. O yüzden değişik. Rutin olarak yine hastanelere, doktorlarıma ben gidiyorum. Kontrollerim oluyorum.
Çocuklarımız İlknur'um iyi, okuluna devam ediyor. Ömer'im öyle, mesleğine devam. Ehliyetini aldı. Onu söyledim mi bilmiyorum videolarda. Oğlum ehliyetini aldı. İlk sürüşte ehliyet sahibi şu an. Ama yaşı küçük olduğu için babasıyla beraber arabayı kullanıyor. Bir sene boyunca, yani şu an 17, 18'de kendi ehliyetini alıp kullanabilir. Şu an bir sene baba gözetiminde araba kullanıyor. Çok şükür o da bitti. Hüseyin de işe başladı. Evimizin babası da işe gidip geliyor. Çok şükür. Ayaktayız arkadaşlar. Bir de babam geldi. Yani kayınbabam geldi. Hüseyin'i merak etti. Öyle söyleyeyim. Hem Hüseyin için geldi. Gerçi daha 6 ayının dolmasına vardı ama hem Hüseyin'i göreyim dedi. Hem de yanımızda bulunmuş oldu. Böyle yani, babam da burada. Başka ne anlatayım? Bizden haberler böyle arkadaşlar. Tekrardan sizlere çok teşekkür ederim. Gelen yorumlar, Instagram, YouTube arkadaşlar, dönüp bakamadım. Hiçbir Instagram'dan beni çok arayanlar oldu ama ben Instagram'dan şeyi kapattım arkadaşlar. Haber mesaj alma yerini kapattım. Çünkü bakamadım arkadaşlar. Yalan konuşmayayım. Bakamadım, bakamıyorum, hiçbir yorumu okuyamıyorum, cevap veremiyorum. Çünkü içime kapandım. Hüseyin'in böyle oluşuyla bizi, beni değil, bizi ailece çok etkiledi. O yüzden anlayışınıza sığınıyorum. Beni çok aradınız ama cevap veremedim. İnşallah beni anlıyorsunuzdur. Ama bundan sonra inşallah diyeyim, videolarıma devam edeceğim. Hem benim için de iyi olur. Çünkü sürekli evde kendi içime kapanıyorum, anlatamıyorum, bir şeyleri paylaşamıyorum. Belki de böyle sesimin değişmesi ona da bağlı arkadaşlar. O da olabilir. Evet, doğru. Çünkü konuşmuyorum sürekli, değil mi İbo? Evet. Konuşmaya konuşmaya sesim gitti. Doğru diyor. Aynen. Paslandı. Paslandım, aynen. Böyle işte arkadaşlar, bizden haberler böyle. İnşallah oğlum da düzelir. Tekrardan dualarınızı bekliyoruz Hüseyin için. İnşallah Rabbim ona güzel bir kapı açar, güzellikler nasip eder de ikinci ameliyata gerek kalmaz arkadaşlar. Ama her şeyden önce Rabbim hayırlısı neyse, Rabbim hayırlısını güzelleştirip nasip etsin oğluma. Öyle söyleyeyim. Artık ikinci ameliyatsa Rabbim neylerse güzel eyler diyeceğiz ve mecburen girecek. Yoksa çıkarı yok. Ama yine de dualarda buluşalım. Dualarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Amin diyen arkadaşlarımızın duasını da kabul etsin inşallah. Ben burada videomu kapatayım. Fazla uzatmayayım. İnşallah yeni başka videolarımda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Buradan sizlere çok çok selamlar, sevgiler. Her birinizi kucaklıyorum. Sevgiyle, saygıyla selamlar, hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.